Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere taze makarna tarifiyle geldim arkadaşlar. Evinizde makarna yapmak çok kolay ve inanılmaz lezzetli oluyor. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Bu makarna tarifimle spagetti yapabilirsiniz, erişte yapabilirsiniz, ev yapımı erişte, lazanya yapabilirsiniz. Birçok tarifte bu ana tarifi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gerekli olan malzemelerimiz. 4 adet yumurta. Yumurta büyüklüğüm arkadaşlar L büyüklüğündeki olan yumurtalardan kullandım. 4 çay bardak un. 1 tutam tuz. Çay bardağı kullandığım boy ölçüsü de arkadaşlar orta boy çay bardağı oluyor. Çok minik olanlar değil, aşırı büyük olanlardan da değil. Boyutunu zaten gördünüz. Siz de o şekilde ayarlayabilirsiniz. Çok katı bir hamur elde etmeyeceğiz. Aşırı derecede cıvık da olmayacak. Evet. Hamurumuzu yapmak için kabımıza unumuzu alalım. Biraz tuz serpelim ve yumurtamızı çırpalım. Unun ortasına bir boşluk açalım ve önce spatula ile güzelce bir karıştıralım. Daha sonra elimizle hamurumuzu güzelce yoğuralım. Evet, daha önceden sizlere web sitemde makarna tarifimi paylaşmıştım erişte olarak. Burada da bu kez videolu olarak sizlere hazırlamak istedim arkadaşlar. Gram ölçüsü eğer isterseniz unun yaklaşık 400 gram un kullandım. Eğer 5 yumurta kullanırsanız 500 gram un kullanmanız gerekmektedir. Yani her bir yumurtaya 100 gram un kullanmanız gerekmektedir arkadaşlar. Ortalama 90-100 gram arası. Evet, hamurumuzu güzelce toparladıktan sonra daha sonrasında tezgahımızı alacağız ve elimizle asılarak kendimize çekerek katlaya katlaya yoğuracağız. Bu işlemi 3-5 dakika yaptıktan sonra şeffaf foyaya saracağız ve bir 10-15 dakika dinlenmeye bırakacağız. Buraya kadar izlediyseniz sizlerden beğen ve yorum yapmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen kanalımda kendinizi gösterin, beni yalnız bırakmayın. Ben bu tarifleri sizler için hazırlıyorum. Sizler de beğenerek bana destek verebilirsiniz. Erişimimiz daha da bir artar. Bu sefer daha büyük bir kitleye ulaşmış oluruz ve beğeni sayımız da artmış olur. Takipçi sayım da sizlerin sayesinde artmış olur. Bu nedenden dolayıdır ki sizlerin yardımınıza her zaman ihtiyacım vardır. Lütfen paylaştığım videolarıma beğen ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet, dinlenmiş olan hamurumu ikiye böldüm. Elimle biraz bastırıp genişleteceğim arkadaşlar. Ben hamurumu makinede açacağım. Sizlerin bu şekilde bir makineniz yoksa normal yufka açar gibi hamuru inceltin. Evet, bu şekilde hem açarak hem de keserek kesme işlemlerini bu makinemde kullanacağım. İlk etapta birazcık açtım, büyüttüm. Daha sonrasında en kalın ayarında derece derece ayarını düşüreceğim arkadaşlar. İstediğim inceliğe getireceğim. İlk etapta 7 ayarına koydum ve bu işlemi 5 ayara gelene kadar tekrar ettim arkadaşlar. Yani incelik derecesi 5'e getirdim. En son etapta 5 olduktan sonra tam istediğim inceliğe gelmişti hamurum. Dediğim gibi sizler bunu elinizle açabilirsiniz ama bu şekilde makine gerçekten inanılmaz pratik oluyor. Evet. Bu şekilde bezelerimi açtıktan sonra kesme işlemine geçeceğim ve makarnamı haşlayacağım. Yanına da enfes karidesli bir sos hazırlayacağım. Sizler dilediğiniz sosu kullanabilirsiniz. Pesto sosu yapabilirsiniz, domates sosu yapabilirsiniz, bolognese sosu yapabilirsiniz. Birçok değişik alternatifli soslar hazırlayabilirsiniz. Kanalımda da oldukça farklı tariflerim vardır. Bir göz atın derim. Evet, kesme işleminde bu şekilde şerit olarak kesiyorum arkadaşlar. Evet, ben makinamda kestim ve inanılmaz pratik oldu. Sizlerin bu şekilde bir makinesi yoksa açmış olduğumuz yufkayı üst üstüne katlayarak ve unlayarak ince şeritler halinde bıçak ile keselim arkadaşlar. Aynen erişte keser gibi. Kalınlığı size kalmıştır tamamıyla. Dilerseniz erişte gibi ince kesebilirsiniz. Dilerseniz biraz daha kalın bırakarak bu şekilde
kalın makarnalar elde edebilirsiniz. Veya daha çok ince istiyorsanız spagetti gibi ince kesebilirsiniz. Evet, kalınlık derecesi makarnanızın tamamıyla size kalmıştır. Kestikten sonra makarnamızı dilerseniz biraz unlayalım yapışmaması için ve tepsimize alalım. Çok üst üstüne koymamaya dikkat edelim. Çok eskiden annemler 50 yumurtadan erişte yaparlardı ve bu şekilde makinalarda keserdik, kuruturduk ve saklardık. İnanın çok da güzel oluyor. Dediğim gibi sizler de fazlaca yaparak eriştenizi hazırlayabilirsiniz. Kışlık olarak Ramazan için hazırlıklar yapabilirsiniz. Bu şekilde makarnalarınızı, eriştelerinizi hazırlayabilirsiniz. Evet. Şimdi makarnalarım bitti. Sosuna geçeceğim. Sosu için dediğim gibi sizler dilediğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Tabama 3-4 diş sarımsak dilimlere doğradım. 1-2 dalda fesleğini parçalayarak koydum. Ve yıkamış, temizlemiş olduğum karidesleri de kabuklarıyla birlikte pişirmeyi tercih ettim. Sizler dilerseniz karides eğer kullanacaksanız kabuklarını da çıkartabilirsiniz. Ama ben çıkartmamayı tercih ettim. Daha sonrasında 1-2 dilim limon ekleyip yüksek ateşte soteledim. Datel küçük domateslerden kullandım. Onları da daha sonrasında yüksek ateşte soteledim. Diğer taraftan tencereme yaklaşık 2 litre kadar sıcak su aldım. Kaynamaya bıraktım. Bir tutam tuz ekledim. Üzerine bu şekilde önce süzgeç kullanmıştım. Porsiyonluk olarak pişirecektim arkadaşlar makarnaları. Daha sonrasında vazgeçtim ve tencerenin içerisine makarnalarımı boşaltıp o şekilde haşlamaya bıraktım. Sizler eğer porsiyonluk yapacaksanız porsiyonluk olarak bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha pratik oluyor. Evet, tencereme makarnaları da olduktan sonra haşlamaya bıraktım. Çok kısa bir sürede haşlanıyor. Taze makarna olduğu için arkadaşlar. Makarnalar suyun üzerine çıktıktan sonra yaklaşık 5-6 dakikada haşlanmış olacaktır. Kontrol edelim. Daha sonrasında süzgeç ile alacağız. Sosumuza ekleyeceğiz. Evet. Sosumuzu da bir yandan yapmaya devam ediyorum. Haşlanmış olan suyumdan da arkadaşlar sosumu ilave edeceğim. Hem daha lezzetli olması için. Hem de sosumu birazcık daha çoğaltmak için. Eğer burada karides kullanmayacaksanız sade domatesli de sos yapabilirsiniz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave ettim ve erimeye bıraktım. Bu şekilde karideslerimle birlikte pişirdim. Daha sonrasında pişmiş olan karideslerimi başka bir tabağa aldım arkadaşlar. Servislik daha sonra kullanmak için. Tamam, küçük geleceği için bu şekilde yapmayı tercih ettim. Çünkü makarnamı bu sosla birlikte buluşturacağım. Daha bir lezzetlendireceğim. Eğer sizler karides yapmayacaksanız dediğim gibi hemen bu elde etmiş olduğunuz sosa makarnamızı alıp güzelce soteleyelim, çevirelim. Daha sonrasında yemek için hazır olacaktır. Ve gerçekten çok müthiş bir lezzet oluyor. Evet, haşlamış olduğum makarnalarımı ilave ediyorum. Ve sos ile buluşturuyorum. Güzelce şöyle bir çeviriyorum. Kontrollü bir şekilde makarnamın suyundan birazcık daha ilave ediyorum ve hazır hale getirmiş oluyorum. Biraz karabiber serpebilirsiniz. Bu esnada biraz da parmesan peyniri serpebilirsiniz arkadaşlar. Evet, karideslerim de hazır. Servis yaparken kullanacağım. Artık makarnam pişti. Tabağıma ortasına koyarak, karidesleri de kenarlarına koyarak servise hazır yaptım. Üzerine de biraz parmesan ve fesleğen yaprağı koyarak afiyetle yedik. İnanılmaz güzeldi arkadaşlar. Müthiş lezzetliydi. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim.
Ev yapımı makarna. Gerçekten hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli. Dediğim gibi bu hamur tarifiyle mantı yapabilirsiniz, lazanya yapabilirsiniz, erişte yapabilirsiniz. Birçok değişik çeşitteki makarnaları yapabilirsiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Eğer kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak zil sesini açarak paylaştığım videolarımdan ilk haberdar siz olabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.